yaparken bu şeyi biraz daha arttıralım sayıyı. Yapmanız gereken şey çok basit. www.bağlanvekazan.com adresine girip bir kereye mahsus üyelik formunu dolduruyorsunuz ve Bağlan ve Kazan'da yarışmacı olma hakkını kazanıyorsunuz. Peki yarışmaya nasıl başlıyorsunuz? Bizleri ekranda gördüğünüz anda yine bağlantınızla birlikte bu tuşa, yani yeşil yanan tuşa basıyorsunuz. Online tuşunu görmeniz çok önemli. Online tuşuna bastığınız anda da yarışmaya katılıyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Hızlı olmalısınız. Tabii ki biliyorsunuz soruları. İllaki cevaplayacaksınız. Ancak süreyle yarıştığınızı unutmamanızı hatırlatmak istiyorum. Bir önemli husus daha var ki özellikle cep telefonundan ve tabletten yanıtlar alırken örneğin A tuşuyla C tuşuna bir anda bastığınızda yanlış cevap vermiş olabiliyorsunuz. Bunlar olasılık. Ben sizleri en başından uyarayım ki sonrasında Emre sen bizi uyarmadın, bak biz böyle bir yanlış yaptık demeyin. İşte yarışması ve katılması en kolay yarışma programı dedik. Bağlan ve Kazan'dasınız şu anda. Eğer formları doldurduysanız, yarışmaya hazır haldeyseniz ben son olarak bir kez daha görmek istiyorum. Şu an itibariyle kimler yarışmaya katılmayı hak kazandı? Hemen tablomuza bir kez daha dönüyorum. Ve tablomuz sıcağı sıcağına ekranımıza geldi. Almanya'dan %1, Fransa'dan %1 ve Türkiye'den de %98'lik şu an itibariyle bir katılım söz konusu. Bunları bekar ve evli olarak ayırdığımızda %63 bekar, %37 de evli var. Evliler biraz düşük. Ben evlilerin biraz daha şanslı olacağını düşünüyorum aslına bakarsanız. Çünkü bir fikir alışverişi olabilir ev ortamında. Ama yine de gördüğünüz üzere %63'lük de bir bekar grubumuz var ki onlara da güvendiğimi söylemek isterim. Peki sorularımız nasıl olacak? En önemli noktalardan bir tanesi bu. Sorularımız çok genel. Her yerden sorular gelecek. Genel kültür soruları, tarih soruları, yemek soruları, bunların haricinde gezi soruları, belki spor soruları. Dediğim gibi karma karışık bir soru sistemimiz var. Hangi sorunun geleceğini açıkçası ben de bilmiyorum. Sizlerle birlikte buradan online olarak sorularımızı göreceğiz ve yanıtlarımızı alacağız. Bu yarışmanın en büyük özelliği sizlerin de bildiği üzere Türkiye'de ve Avrupa'da, Türkiye'de ve Avrupa'da dedim çünkü özellikle söylemek istiyorum bunu. Online olarak yarışılan tek yarışma programı. En belirgin özelliğimiz bu. Hadi ufak kısa şekilde hatırlatmalarımızı bir kez daha dinleyelim. Sizlerle paylaşayım. Sonrasında artık yavaş yavaş sorularımıza geçmeye çalışalım. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Online butonunu sizlere hatırlattık. Yarışmaya katılmaya hak kazananlar yarışmacı olmak için online tuşuna mutlaka basması gerekiyor. Online tuşunu yaklaşık olarak sizlere 5 dakika sonra göndereceğiz ve 5 dakika sonrasında bu online tuşunu yeşil olarak gördüğünüz anda tuşa basıyorsunuz ve böylelikle yarışmacı olma hakkından yarışmacı olmaya geçiş yapmış oluyorsunuz. Bu çok önemli bir nokta. Hala evlerinde bizleri şu anda yeni izleyenler varsa, durumu anlamaya çalışanlar varsa onlara da kısa bir hatırlatma yapalım. Bağlan ve Kazan Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk interaktif canlı yarışma programı. Katılması ve kazanması en kolay yarışma programı. Yapmanız gereken tek şey www.bağlanvekazan.com adresine girmek, bir kereye mahsus olmak şartıyla üyelik formunu doldurmak ve ardından da yarışmacı olmak için online tuşunun yeşil yanmasını beklemek. Yeşil yandığını gördüğü anda da tuşa basarak yarışmaya katılmak. Sorularımızın çok genel olduğunu, karma karışık sorular olduğunu ama mutlaka bileceğinizi düşündüğümüz sorular. Tabii yarışma ilerledikçe ve rekabet de arttıkça sorularımız da zorlaşacak. Benim de bilmediğim sorular muhakkak olacaktır. Ben de heyecanla aslında bu soruları bekliyorum. Bu yüzden sizlerin de hazır olmasını istiyorum. Şu anda formlarını doldurup yarışmaya katılmaya hak kazananlar varsa onların sonuçlarını da bir kez daha görmek istiyorum. Çünkü çok merak ettim. Hemen dönelim. Bakalım kimler katılmış. Almanya'dan %1, Fransa'dan %1, Türkiye'den %98 bir katılımımız var. Eğitim durumlarına baktığımız zaman hemen lise %20, ön lisans %11, lisans %51, doktora %2, karma olarak söylüyorum ki yüksek lisansta %8'lik bir kesim var. Sizlerin de görmekte olduğu üzere. Yani bu aslında ne anlama geliyor? Çok basit. Genel bir eğitim düzeyine hitap etmiyoruz. Herkes bu yarışmaya katılabilir. Herkes bilgisini, birikimini bizlerle paylaşabilir diyoruz her zaman için. Eğitim mutlaka şart ama kendini geliştirmek de çok önemli. Bakalım şimdi yaş gruplarımıza.
Tabii ki yaş tecrübeyle alakalıdır. Ben biraz daha orta yaş ve üstünde daha başarı bekliyorum ama sonuçları sizlerle tekrar değerlendireceğiz. Hemen yaşlara baktığımız zaman 18-24 yaş arası genç nesil %44 oranında şu anda yarışmacı olarak bizleri bekliyor yarışmaya katılmak için. 25 ve 30 yaş arası %17, 31-37 yaş arası %18, 38-43 yaş arası %12, 44 ve üstü %9 olarak görünüyor. Şu an itibariyle formu doldurup yarışmaya katılmaya hak kazananlar bunlar. Yarışmaya katılmak için yapmanız gereken, biliyorsunuz, online tuşunu yeşil olarak gördüğünüz anda basmak. Çünkü yarışmaya ancak bu şekilde katılabileceksiniz. Sorulara doğru yanıt vermeniz gerekiyor. En önemli özelliğimiz bu ve çok hızlı olmanız gerekiyor. Zamana karşı yarışıyorsunuz. Bakalım bilgi birikiminiz ve zaman bir araya geldiği zaman nasıl bir yarışma ortaya çıkacak? Kimler hangi sorulara kadar ilerleyecek? Kimleri geride bırakacağız? Ve yarışmanın sonuna doğru finalist belli olacak ve en sonunda da bugünün kazananını sizlerle paylaşacağız. Çok önemli, bugünün kazananı diyorum çünkü kazananın da bir ödülü var. 1000 TL'lik bir ödül bugünün kazananını bekliyor. Bizler de bu ödülü ona vermek için sabırsızlıkla sorularımızın hazırlanmasını bekliyoruz. Birbirinden özel sorular olacak dedik. Birazcık daha sizlere süre vermek istiyorum ki herkes şu formları bir an önce doldurmuş olsun. Biraz daha hızlansınlar. Çünkü birazcık daha kişi sayısını artırırsam daha yoğun bir şekilde yarışabileceğimizi düşünüyorum. Hemen şöyle ben tekrardan durumlarımızı bir değerlendirmek istiyorum. Katılımcılarımızın çalışma durumlarına göz atalım. Yaklaşık olarak %41 çalışan var. %5 olarak emeklimiz var. Ev hanımları %8 oranında şu anda. Öğrenci de %41 oranında görmekteyim. Özellikle öğrencilerin de çok ödüle ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ki aslına bakarsanız benim de şuramdan geçen öncelik umarım öğrenci arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin olur. Zaten yoğun bir şekilde çalışıyorlar, bilgi birikimlerinin olduğunu düşünüyorum ama benim fikrim bu. Yaşla tecrübe çok doğru orantılıdır, bilgi birikimi çok doğru orantılıdır. Yaş grubu biraz yüksek olan katılımcıların genç katılımcılara göre birazcık daha şanslarının yüksek olduğunu, yaşlarından ötürü yüksek olduğunu düşünüyorum. Heyecanla sorularımızı bekliyoruz. Şu anda ekranlarını yeni açanlar varsa onları da unutmadım. Bir kez daha hatırlamak istiyorum. Ekranlarını şu anda yeni açanlar varsa TGRT Euro'da bağlan ve kazan yarışmasındasınız. Yarışması ve katılması en kolay, en eğlenceli yarışma programı diyoruz. Çünkü Türkiye'de ve Avrupa'da tek olarak yarışma programı bu. Neden tek derseniz de özelliklerimiz o kadar özel ki sizlerle hemen paylaşalım. Bu yarışma ilk olarak online. En belirgin özelliğimiz bu. Evlerinizden, iş yerlerinizden, olduğunuz her bölgeden, elinizdeki internete girebileceğiniz her cihazda, cep telefonu, laptop, bilgisayar, tablet, bunlarla yarışmaya katılabiliyorsunuz. Yarışmaya katılmak için de ta oralardan çıkıp böyle stüdyolara gelmenize gerek yok. Evinizde, iş yerinizde, oturduğunuz yerde diyoruz. Aynen o şekilde hemen cihazlarınıza giriyorsunuz. www.bağlanvekazan.com adresine giriş yapıp oradaki üyelik formunu bir sefere mahsus dolduruyorsunuz. Ve sonrasında her seferinde bizi ekranda gördüğünüzde bağlan ve kazan yarışmasına katılmaya hak kazanıyorsunuz. Ama yarışmacı olmak için ne yapıyorsunuz? Bunun için de yapmanız gereken şey çok basit. Ekranda sizinle paylaşacağımız online tuşunu yeşil olarak yandığını gördüğünüz anda online tuşuna basıyorsunuz ve yarışmaya katılarak yarışmacı oluyorsunuz. Bu çok önemli çünkü formu dolduranlar sadece yarışmaya katılma hakkını elde ediyorlar. Online butonu gözüktüğü anda bu tuşa bastığınızda yarışmaya başlıyorsunuz ve size söylemek istediğim çok önemli bir nokta daha var ki online tuşu ekranınızda göründüğü anda artık üyelik formu dolduramıyorsunuz, kayıt olamıyorsunuz. Bu yüzden lütfen hareket edin, lütfen hızlı olun. Bir an önce eğer şu an formlarını doldurup bitirmek üzere olanlar varsa onlar için de çok kısa bir süre daha tanıyorum. Onlar da kaydolsunlar. Biz bu esnada son olarak yine durumlarımıza şöyle bir değerlendirme yapalım. Bu da sizlere bir zaman kazandırsın. Ben hemen tabloma doğru dönüyorum. Şöyle baktığım zaman çalışan %41,
emekli %5, ev hanımı %8, öğrenci %41 oranında şu anda bir katılımcımız var. Ülkeleri değerlendirdiğimiz zaman da Almanya %1, Fransa %1 ve Türkiye'den %98'lik bir katılımımız var. Şu an için benim gördüğüm ve formu dolduranlar da bunlara mutlaka eklenecektir. Artık yavaş yavaş da hazırlanın istiyorum ki çünkü yarışmamız çok az süre sonra başlayacak ve online tuşu ekranınıza gelecek. Bu online tuşunu yeşil olarak görüp bastığınız anda da artık kayıt olmayı bir kenara bırakacaksınız. Kayıt olanlar ve tuşa basanlar bu yarışmada yarışmacı olma hakkını elde etmiş olacaklar ve onlarla beraber sorularımızı cevaplayarak yarışmayı ilerleteceğiz. Tabii ki sorularımız gittikçe zorlaşacak ve mutlaka bu yarışmanın sonunda da sadece ve sadece bir kazanan olacak ve kazanan kişi de 1000 TL'lik ödülü hak edecek, bu ödülü alacak. Biz de buradan güle güle kullan, güle güle harca diyeceğiz. Sorularımız konusunda da sizlere bilgi vermiştim. Bir kez daha hatırlatayım. Oldukça geniş çaplı sorularımız olacak. Her alandan soru var. Belki size çok uzak, belki size çok yakın sorular gelecek. Ama hem soruları bilmeniz hem de doğru yanıt için çok hızlı olmanız ve bu süre zarfında doğru yanıtı vermeniz gerekecek. Şimdi sizlere kayıt için bir zaman daha tanımak için kısa bir reklam arası veriyoruz. Siz bu sırada kayıtlarınızı tamamlayın ve ardından çok hızlı bir şekilde yarışmamız başlıyor. Ve bu kısa süreyi de geride bıraktıktan sonra umarım formlarınızı doldurmuşsunuzdur. Çünkü artık ben yavaş yavaş yarışmaya başlamak istiyorum. Özellikle ekranlarında bizleri görüp formu dolduran yarışmacı olmak isteyenler için birazdan online tuşumuzu tablomuzda göreceğiz. Ve online tuşunun yeşil olmasını da sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Ve bu tuşu yeşil olarak gördüğümüz anda da basıp yarışmaya başlayacaksınız. Bizlerle beraber ben de burada sizlere katılacağım. Kıyasıya bir rekabet içerisinde yarışma sorularımızı geride bırakarak ilerleyeceğiz. Online butonumuz için son 20 saniye sizlere süre tanıyorum. Şu an itibariyle 20 saniyeniz var. Yavaş yavaş düşüyor bu süre ve online tuşunu gördüğünüz anda ben de yavaştan şöyle geçeyim tablomun yanına. Ve ekranda online tuşunu gördük ve şu an itibariyle online tuşuna basan tüm katılımcılar yarışmaya katılmaya hak kazanacaklar. Gördüğünüz üzere online tuşuna mutlaka basmanız gerekiyor. Ben buradan bir kez daha hatırlatma yapıyorum. Lütfen online tuşuna basın ve yarışmaya katılmaya ve yarışmaya hak kazanın. İşte gördüğünüz üzere online tuşumuz. Bu tuşa basanlar birazdan bizlerle birlikte yarışmaya katılmaya ve yarışmaya hak kazanacaklar. Çok önemli bir nokta. Online tuşuna basamazsanız sadece ve sadece üye olmuş ama bu yarışmaya katılmaya hak kazanmış olmayacaksınız. Bu çok önemli bir nokta. Online tuşumuz bu programda özellikle görmeniz ve dikkat etmeniz gereken bir tuş. Gördüğünüz üzere yeşil yanıyor ve online tuşuna bastığınız anda da yarışmaya hak kazanacaksınız. Şimdi önemli bir nokta var. Ben onları da hatırlatayım sizlere yarışma başlamadan. Oldu ki telefonunuzda yarışırken telefonunuza bir çağrı geldi ve yarışmadan koptunuz. Yapmanız gereken şey çok basit. Hemen telefonunuzu kapatın. Başka bir cihazdan üyelik numaranızla birlikte giriş yapın. Böylelikle o süre zarfında yetişirseniz soruya yanıt verme imkanınız olacak ve kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Şarjlar çok önemli. Özellikle şarj cihazlarınızı yanınızda bulundurun. Telefonlarınızın şarjını kontrol edin. Çünkü süreyle ve bilgiyle yarışıyordu ama tabii ki teknolojik cihazlarla yarışıyorsunuz. Bunların da sıkıntılarını yaşarsanız eğer maalesef yarışmadan elenebilirsiniz. Bu da çok önemli. Sorularımızın genel olacağını söylemiştik. Oldukça geniş çapta sorular olacak. Her yerden kimi zaman size çok yakın, kimi zaman size çok uzak. Şu an beni merak ettiğim kaç katılımcı online tuşuna bastı ve yarışmaya katılmaya hak kazandı. Hemen bakıyoruz. Tablomun önüne geldim. Şu anda Fransa'dan %2, Hollanda'dan %1, Türkiye'den %97 online kullanıcı var. Cinsiyete vurduğumuz zaman erkekler %72 oranında online şu an, kadınlar %28. Şimdi önemli bir nokta var ki burada Almanya'yı göremiyorum. Bu ne demek oluyor? Almanya'daki katılımcılarda online tuşuna basma konusunda bir problem olmuş. Çünkü şu anda tablomda da gördüğünüz üzere onları
göremiyoruz. Ama hala basabilirsiniz online tuşuna, yarışmaya katılabilirsiniz. Özellikle Almanya'daki yarışmacıları da beklediğimizi söylemek isterim. Almanya'dan katılanlar hemen online tuşuna bassınlar ve yarışmacı olma hakkını elde etsinler diyorum. Ki çünkü gördüğünüz üzere Hollanda, Fransa var ama Almanya'yı göremiyorum. Diğer bir istatistiğimiz için erkekleri söylemiştik %72 ve kadınlarda %28 diye. Kadınlarda da ufak bir düşüş var erkeklere oranla. Ben yaşları merak ediyorum. Acaba yaş gruplarımızda şu an online durum nedir? 18-24 yaş arası %37, 25-30 yaş arası %19, 31-37 yaş arası %21, 38-43 yaş arası da %12, 44 ve üstü yaş oranını yüzdelik değerde 1 olarak görüyorum. Şu anda online olanlar bunlar. Ve özellikle de baktığımız zaman 44 ve üstü 11 gözüküyor. Sizlerden özür diliyorum. 11 olarak görüyorum. Ve genel ortalamaya baktığımız zaman da oldukça iyi bir katılım var. Yaş ortalamasına baktığımız zaman da çok karmaşık bir yaş kitlesine hitap ediyoruz. O halde genci, yaşlısı, orta yaşlısı herkesin yarışacağı bir yarışma olacak diye düşünüyorum. Ve biliyorsunuz formlarınızı doldurdunuz. Online tuşuna da bastınız. Ben artık bu online tuşunun süresini doldurmak istiyorum. Çünkü şu ana kadar katılanların katılmış olduğunu düşünüyorum. Ne dersiniz? İlk sorumuzu şöyle bir bekleme aşamasına geçelim mi? Ben hemen ilk sorumuz için şöyle birazcık daha heyecan yaratmak istiyorum. Özellikle de merak ettiğiniz bir soru olsun diye. Yavaştan da tablomun yanına geçerek ilk sorumuzu alalım. Bakalım ilk sorumuz sizlere nereden ya da hangi konuda gelecek? Ben de çok merak ediyorum. İlk sorumuz hazırlanırken sizler de şöyle bir düşünün. Acaba soruyla alakalı olarak nerelerden soru gelebilir? Mesela sporla çok ilgilenenler varsa spor sorusu mu olacak? Yemekle olanlar varsa diye. Ve hemen ekranlarımıza bakalım. Çünkü sorunun gelmesi derken sorumuz ekranda. Ana yarısı olan kimdir? A. Hala. B. Teyze. C. Yenge. D. Süt anne. Ana yarısı olan kimdirdi sorumuz? Herhalde herkesin bildiği bir sorudur. Ben kesinlikle cevabını biliyorum. Ama sizlerden doğru yanıtı bekliyorum. Ve süremiz doldu. Şu dakikadan itibaren artık bu soruya yanıt veremeyeceksiniz. Acaba bu süre zarfında sorumuzu kimler doğru yanıtladı? Kimler yanlış yanıtladı? Bunu da çok merak ediyorum. Özellikle cevabınız için bekliyoruz. Fakat kolay olan bir soru olduğunu düşünüyorum. Birazdan doğru ve yanlış cevapları alacağız. Hemen dönüyorum tabloma. Bakalım cevaplarımız ne düzeyde? Süt anne, hala, yenge tabii ki değildi. Ana yarısı nedir? Teyzedir tabii ki. Teyze ilk sorumuzun doğru yanıtıydı. İlk sorumuz için kimlerin doğru yanıtlar verdiğini de tabii ki merak ediyoruz. Ne gibi durumlar bizi bekliyor onları da merak ediyoruz. Gördüğünüz üzere teyze B şıkkıydı. Ve hemen gördüğünüz üzere istatistiklerimiz geldi. Fransa %2, Hollanda %1, Türkiye %97 oranında katılımcı oldu. Hemen hata yapanlara dönmek istiyorum şıklarımızda. %1 olarak A şıkkında bir hata görüyorum ve D şıkkında da %3'lük bir hata görüyorum. Bunlar tabii ki yanlış cevaplayanlar. B şıkkımız doğru yanıttı bu soru için. Oldukça iyi bir yanıt var aslına bakarsanız. Doğruluk oranı çok yüksek. Peki bunları acaba kimler doğru ve yanlış cevapladı? Ben bir de cinsiyetleri almak istiyorum. Ve %68'lik erkek yarışmacı ve %32'lik kadın yarışmacı oranımız vardı. Bu sorulara yanıt verenler erkeklerin bu ilk soru için oldukça hızlı ve daha yoğun bir şekilde katıldığını görmekteyiz. %68'lik bir orana sahipler. Kadınlar da %32'lik bir grupta. Evet ilk sorumuzla ilgili ilginç verilerimiz var. Ben tabii ki artık bu soruyu birazcık geride bırakmak istiyorum. Çünkü bir diğer sorumuza doğru yol alalım istiyorum. Bir dahaki sorumuz için sizler de çok hazır olun. Çünkü sorumuz şu an itibariyle geldi. Masallarda tavşanla koşu yarışı yapan ve kazanan hayvanın adı nedir? A. Karga, B. Kurbağa, C. Kertenkele, D. Kaplumbağa.
Yine aşina olduğumuz bir soru olduğunu düşünüyorum. Zamana karşı yarışıyorsunuz. Lütfen dikkatli olun. Ve süremiz doldu. Şu süre zarfı içerisinde doğru yanıtlar neler, yanlış yanıtlar neler onları göreceğiz. Ama öncesinde tabii ki sorumuzun cevaplarını da merak ediyoruz. Doğru yanıtımız ne, yanlış cevabımız ne? Bunları da sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen verilerimizi hazırlamadan önce ben şöyle bir dönüyorum. Karga, kurbağa, kertenkele ve kaplumbağa hangisidir derken yanlış cevaplarımızı yakmayı istiyorum. Kertenkele, kurbağa, karga yanlıştı ve tabii ki kaplumbağa ve tavşan hepimizin bildiği üzere bu sorunun yanıtı da buydu. Acaba şimdi kimler bu soruya cevaplar verdi? Kimler yanlış cevaplar verdi? Bunları merak ediyorum ama belki ekranlarını yeni açıp şu anda bizleri ekranlarında izleyip de ne olduğunu anlamayan izleyicilerimiz vardır. Onlar için de hemen bir hatırlatma yapalım. Bağlan ve kazan yarışmasındasınız. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve tek interaktif canlı yarışma programı bu. Evlerinizden, iş yerlerinizden, elinizdeki cihazlarınızla katılabileceğiniz, interneti olan her cihazla yarışmacı olabileceğiniz bir sistemdesiniz şu anda. Yapmanız gereken tek şey bağlanvekazan.com adresine giriş yapmak ve bu adresteki üyelik formunu doldurmak. Üyelik formunu doldurduktan hemen sonra da ekranda bizleri gördüğünüz anda yeşil yanan online tuşuna basarak yarışmacı olmaya hak kazanmak. Formu dolduğunuzda yarışmacı olmaya hak kazanmıyorsunuz. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Online tuşuna mutlaka basmanız gerekiyor. Bu haftayı kaçırabilirsiniz. Hiç problem değil. Önümüzdeki hafta için önünüzde koca bir hafta var. Hangi gün isterseniz bir an önce girersiniz, bu formu doldurursunuz ve bir daha bizleri ekranda gördüğünüzde artık üyelik formu doldurmak gibi bir durumla uğraşmadan hemen yarışmacı olmak için hazır olursunuz. Şimdi ekranımıza doğru dönmek istiyorum ben çünkü merak ediyorum soruyla ilgili son durumlarımız neler? Yani kimler bu soruya yanıt vermiş, onların oranlarını merak ediyorum. %41 çalışan grup var, %5 emekli grup var, %6 ev hanımı, %42 öğrenci. Sizlerin de gördüğü üzere öğrencilerin yoğunlukta olduğu bir yarışma oldu bu şu an soru. Bu grupta yine elenenler var, onlara da bir göz atmak istiyorum. Sizlerin de gördüğü üzere A ve B şıklarını cevaplayanlar var. Bunlar maalesef diğer soruya geçiş haklarını kaybettiler. Çünkü yanlış cevap verdiler. Buna hep dikkat etmenizi istiyorum. Belki biliyorsunuz yanlış basıyorsunuz. Belki de bilmeden onu seçiyorsunuz ama tabii ki doğru yanıt ve doğru zamanlamayla diğer soruya geçiş yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere bağlan ve kazanda yarışmak çok kolay. Hatta yarışması en rahat program diyebiliriz. Şimdi eğitim durumlarına doğru şöyle bir dönmek istiyorum. Çünkü özellikle katılımcıların eğitim durumunda merak ediyorum. Çalışan çalışmayan olarak ayırdık ama eğitim durumlarına baktığımız zaman ilk öğretim, doktora, lisans, lise, ön lisans, yüksek lisans gibi karma bir eğitim sistemi görüyorum. Sizlerin de görmekte olduğu gibi ve yoğunluğa baktığım zaman lisans olarak %46 en yoğun katılımcı oluyor. Yani üniversite mezunları şu anda bu soruya çok yoğun bir şekilde katılmışlar. İkinci sıralamada ise şöyle baktığım zaman lise mezunlarını görüyoruz. %24'lük bir lise mezunu katılımcısı var. Onlar da çok yoğun bir şekilde bu soruya yanıt vermişler. Şimdi ben artık yeni soru için birazcık sizlere dönmek istiyorum. Çok hazır bir şekilde bekleyin çünkü çok kısa bir süre sonra yeni sorumu alacağım. Ben şöyle tablomun yanına doğru geçiyorum ve yeni sorum ekranda. Cacık yapımında hangisi kullanılmaz? A. Hıyar, B. Yoğurt, C. Yumurta, D. Sarımsak. Cacık yapımında hangisi kullanılmaz? Böyle güzel yiyecek ve içecek soruları geldiği zaman daha da keyifli hale geliyoruz ve süremiz gördüğünüz üzere doldu. Ekranda sizler de görmektesiniz. Şu dakikadan itibaren bu soruya yanıt veremezsiniz. Bu soruyla ilgili merak ettiğim nokta bu süre zarfında acaba kimler doğru ve yanlış cevap verdi? Sorularımız gördüğünüz üzere çok basit ama ben sorunun şimdi cevabını almak istiyorum ki buna göre nasıl durumlar olacak diye. Yine benim meşhur tahtamın yanına doğru geçiyorum. Bakalım doğru ve yanlış cevaplar neler? Önce yanlışları istiyoruz her zaman olduğu gibi. A. Hıyar, B. Yoğurt, D. Sarımsak yanlış cevaptı ve tabii ki yumurtalı cacık
hiçbirimiz görmemişizdir. Bilmiyorum, özel zevk olarak bunu yapanlar varsa onları bir kenara bırakıyorum ama C yumurta doğru yanıtımızdı. Şimdi tabii ki merak ediyoruz bu soru için ortalamalarımız neler katılımcılarımız üzerinden değerlendirdiğimiz zaman. Onlar da çok önemli bir nokta. Özellikle şu an itibariyle bunu çok merak ediyorum. Çünkü meslek grupları çok önemli bir faktör, yaş çok önemli bir faktör, eğitim çok önemli bir faktör yarışma programlarında ve bunların hepsi bir araya geldiği zaman ilginç olabiliyor. Ve sorumuzun süresi dolmuştu. Doğru cevabımız da yumurtaydı. Acaba bu soruyla ilgili nasıl bir sonuçlar var? Ülkelerimiz geldi bu sefer. Fransa %2, Hollanda %1, Türkiye'den %97'lik bir katılım var ve en güzel noktada cacı kimsenin yumurtalı yememesi, içmemesi çok önemli bir noktaydı. %100'lük bir cevabımız var. Doğru cevabımız bu. Ülkelere baktığımız zaman tabii ki diğer sonuçlarımızı da değerlendireceğiz. O sonuçlarımız hazırlanırken özellikle ben size bir kez daha hatırlatmak istiyorum ki bağlanvekazan.com çok önemli. Buraya girip formunuzu doldurmanız gerekiyor. Peki erkekler ve kadınların oranı bu soru için nelerdi? Ben onu çok merak ediyorum. Ve ekranımız geldi. %69 erkek, %31 kadın kullanıcı vardı şu anda yarışmacı olarak. %33'lük bir başlayan kadın vardı, dikkatinizi çeker. %31'e indi, yani %2'si yanlış cevap verdiği için maalesef yarışmadan elendi. Bunu da hemen hatırlatmak isterim. Şu an itibariyle yarışmaya devam eden kadın yarışmacılarımız %31 oranında. Erkekler ise %69'da devam ediyor. Çok önemli bir noktaydı. Peki diğer bir istatistiğimiz ne olabilir bu soruyla ilgili? Sizlerin merak ettiği ve benim merak ettiğim. Bence diğer istatistiğimizi bir kenara bırakalım. En önemli ve en özel sorulardan bir tanesi daha geldi. Tarih boyunca Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalmış olan topraklara ne ad verilir? Perge, Anadolu, Gazze, Mezopotamya. Evet, sorularımız gördüğünüz üzere şu anda tarih sorusu üzerinden ilerliyoruz ve birazcık da zorlaşmaya başladı. Süre doldu şu an itibariyle, soruya doğru ya da yanlış cevap verdiyseniz onların değerlenmesine geçeceğiz. Ama soru yanıtlama hakkınız maalesef ortadan kalktı. Bu süre zarfında yanıtlayamayanları yine bir kenarda bıraktık ve yolumuza devam etmeye çalışacağız. Çünkü biliyorsunuz zamanla yarışıyoruz. Çok ilginç bir soru diye düşünenler olabilir. Ve hemen ben sorumuzun yanlış cevaplarını şöyle almak üzere tablomuza birazcık daha yaklaşıyorum. Şöyle baktığımız zaman yanlış cevaplarımız şöylece bir gelsin. Evet, Perge, Anadolu, Gazze yanlıştı. Mezopotamya, Mezopotamya kültürü biliyorsunuz tarihte o topraklar üzerinde birçok durum yaşandı ve çok önemli, çok köklü imparatorlukların oradan ortaya çıktığı çok özel bir bölgedir. Mezopotamya sorumuzun doğru yanıtıydı ve bu süre zarfı içerisinde sorumuza doğru yanıtlayanları tabii ki merak ediyoruz. Onların ortalamalarına şöyle bir göz atacağız ama öncesinde umarım sorumuzu doğru yanıtladınız. Ben eğitim durumlarına bir göz atmak istiyorum bu soru için. Çünkü bir tarih sorusu, eğitimin önemli olduğu bir soru. Bakalım bu tarih sorusunda eğitim olarak değerlendirdiğimizde katılımcıların en yüksek oranını yine lisans olarak, yani üniversite olarak %52'de görmekteyiz. Doktora %1'de, yüksek lisans %9'da, ön lisansta %14'lük bir grup var ki lisede %20, üniversiteye hazırlanan öğrenci arkadaşlarımız için de çok önemli. Peki ben şunu çok merak ettim. Orada yanlış cevapları da görmekteyim. B şıkkında ve C şıkkında yanlış cevaplar görüyorum. Ve çok ilginç, Anadolu'yla karıştıranlar olmuş sorumuzu. Mezopotamya doğru yanıtımızdı. Yanlış cevaplar da var. Bu ne demek oluyor? Elenenler var. Bir dahaki soruya daha farklı bir istatistikle geleceğiz. Hemen ülke istatistiklerini alalım. Çok merak ediyorum onu da. Fransa %1, Türkiye %99, Hollanda'yı görmüyoruz. Yani bu ne demek oluyor? Hollanda yarışmadan elendi. Fransa ile %1, Türkiye ile %99 oranında yarışıyoruz şu anda. Yarışmacı sayısı olarak büyük çoğunluk Türkiye'den, Fransa'da %1. Bakalım nasıl değişecek, ben de merak ediyorum ama bu soruyla alakalı olarak acaba başka bir istatistik alalım mı? Sizlerin de merak ettiği bir durum var mı diye de düşünmeden edemiyorum. Acaba bu soruya kimler erkek ve kadın olarak baktığımızda doğru yanıt vermiş. Haydi erkekler,
haydi kadınlar diyorum. %73 erkek, %27 kadın oranını görmekteyiz. Bu soruyla beraber yine bir değişim söz konusu sizlerin de gördüğü üzere. Ben de şöyle bir bakıyorum. Demek ki sorular artık ilerledikçe ve arttıkça yarışmacıların tabii elenmesinin katkısı oluyor. Hem daha az kişi kalıyor hem de artık büyük finale doğru ilerleniyor. Bu da çok önemli. Diğer soruya geçelim mi sevgili izleyenler? Ellerinizde, iş yerlerinizde her şeyiniz hazırsa ben hemen duvarıma dönüyorum. Şöyle yavaştan bir şekilde bakalım nereden sorumuz gelecek diye bekliyorum. Dibi tutturularak hafif yanık kokusu verilmiş muhallebi aşağıdakilerden hangisidir? Keşkül, kazan dibi, fırın sütlaç, su muhallebisi. İlginç bir soru daha geldi. Özellikle şu yanık kokusuna ben takıldım. Mis gibi burnumda tüttü. Sorunun doğru yanıtını ben biliyorum. Süre doldu. Umarım bu süre zarfı içerisinde doğru yanıtı verdiniz. Çünkü doğru yanıt çok önemli. Doğru zamanlama çok önemli. Düşünsenize şu soruya bir bakın. Dibi tutturularak hafif yanık kokusu verilmiş muhallebi. Cevaplarınızı artık veremiyorsunuz çünkü süremiz doldu. Cevaplayanların tabii ki istatistiklerine bakacağız ama öncesinde hemen şöyle bir bakalım yanlış ve doğru cevaplarımıza. Yanlış cevapları almak istiyorum. Fırın sütlaç, keşkül, su muhallebisi yanlış, kazan dibiydi. Hafif böyle yanık kokusu olan, dibi tutturulan fırın sütlacın da üstü ne kadar güzel yanar değil mi? Bir soru olarak da belki ilerleyen zamanda böyle bir şey hazırlanabilir diye düşündüm. Gördüğünüz gibi tarih soruları, yemek soruları her şeyden, her alandan geliyor. Şimdi ben yarışmacılarımızı şu konuda da merak ediyorum. Medeni durumları neler? Çünkü o da çok önemli bir nokta. Ve hemen duvarımıza yaklaştığımız zaman %71 bekar, %29 evli şu anda yarışmacımız var. Bizlerle online olarak yarışmakta olan bekarların ben büyük çoğunun üniversite öğrencileri olduğunu düşünüyorum. Özellikle şu anda bizleri izliyorlar ve yarışmaya katılıyorlar. Yaklaşık olarak %29 da dedik evli insanlar var. Onların biraz daha şansı var ama öğrenci evleri hepimizin bildiği üzere çok kalabalık olur. Onlar da şanslı olabilir. Peki ben şunu çok merak ettim. Çalışma durumları neler? Biz burada bir tahmin yapıyoruz acaba öğrenciler mi diye ama işte doğru tablomuz geldi. %40 çalışan, %5 emekli, %4 ev hanımı, %45 öğrenci. Gördüğünüz üzere tahminimiz doğru. Şu anda bizleri öğrenci olarak izleyen katılımcılarımızın yoğunluğundan bahsetmiştik ki tam olarak verilerimiz de elimize ulaştı. Doğru tahminde bulmuşuz diye kendimi bir tebrik etmek istiyorum. Gördüğünüz üzere yarışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Yapmanız gereken çok basit. Bizi gördüğünüz anda hemen online tuşuna basıp yarışmaya katılmak. Bunu yapmanız için de bağlanvekazan.com'u ziyaret edip üyelik formunu doldurmanız gerekiyor. Şimdi şöyle tabloma geçtim. Tabii tabloma geçmem demek yeni bir veri alacağız demek ama ben sizlere belki bir ters köşe yapabilirim. Soru alalım diyorum. 1939 yılının en iyi film Oscar ödülünü kazanan Rüzgar Gibi Geçti filminde Reed Budur rolünü hangi aktör canlandırmıştır? Frank Sinatra, Marlon Brando, Clark Gable, Elvis Presley. Ve süremiz gördüğünüz üzere doldu. Güzel bir film sorusu gelmişti ve gerçek anlamda eğer sinemayla ilgilenmiyorsanız da zor bir soru olabilir. Yanıltıcı cevaplar da var. Ben bu sorunun artık belirleyici soru olduğunu düşünüyorum. Çünkü büyük elenmelerin olacağı bir soru gibi geldi bana. Bir anda ekrana çağırdık. Sizler tam hazır olmadınız. Burada süreyle ve bilginizle yarıştınız. Cevap için gördüğünüz üzere süremiz dolmuştu. Cevap sorularını alacağız. Hangi soru yanıtları yanlış ve hangisi bu şıklardan doğru? Onu sizinle paylaşacağız. Biliyorum heyecanlısınız. Hepiniz bastığınız tuşu biliyorsunuz ama biz henüz doğru yanıtı açıklamadık. Cevapları alalım. Marlon Brando, Frank Sinatra, Elvis Presley yanlış cevaplardı. C şıkkımızda tabii ki bu sorunun doğru yanıtıydı. Ve zor bir soru olduğunu söylemiştik. Elenmeler de olduğunu düşünüyorum açıkçası. Acaba şimdi bu soruya kimler doğru yanıt verdi? Ben bunu merak ediyorum. Özellikle de hani gruplara ayırdığımızda yine hangi gruplar açısından değerlendirdiğimizde elemeler olacak. Şimdi bakıyoruz.
Türkiye'den başka ülke göremiyorum. Bu ne demek oluyor? Bütün diğer katılımcılar elendi diğer ülkelerdeki. Türkiye var sadece %100'lük bir katılıma sahip şu anda. Diğer ülkeleri geride bıraktık. Onlara artık bir dahaki sefere şans tanıyalım. İnşallah onlar da daha sonraki yarışmalarda daha yoğun bir şekilde yarışacaklar. Türkiye %100 oranında ülkelere baktığımızda ve çok ilginç. Ve benim dikkatimi çeken bir şey de bütün şıklarda ortalama eşit bir cevap var. Ve bunun da nedeni tabii sorunun birazcık ağır olmasıydı diye düşünüyorum sizlerle. Çünkü dedik ki biraz zorlaştı soru diye. Bakın gördüğünüz üzere ilginç bir tablo şu anda görmekteyim bu soruyla ilgili. Bu sorunun zor olduğunu buradan çıkarabiliyoruz katılımcılar açısından ama tabii ki İyi bir sinema filmi izleyicisiyseniz bu soruyu asla ve asla yanlış cevaplayacağınızı düşünmüyorum. Oldukça eğlenceli ve keyifli geçiyor yarışmamız. Şu anda ve mesela benim şu anda merak ettiğim bu sorudan sonra büyük bir elenme olmuş ki belli sadece Türkiye kaldı. Diğer ülkeler yok ve oranlara baktığımız zaman da birbirine çok yakın. Şu andan itibaren katılımcıları 100'ün altına düştüğünü sandığım için ve büyük olasılıkla birazdan gelecek kişi sayılarımız. Kişi sayısını görmek istiyorum. Acaba 100'ün altına inmiş miyiz? Evet, gördüğünüz üzere sadece 19 kişi kalmış. Yani 81 kişiyi ve elemişiz. Çok da zor bir soru olmuş aslında. Herkesin döküldüğü zor yerden sordunuz. Hocam denilen bir soru olmuş. Erkekler %10. Kadınlar %9. Bakın biraz önce erkek ve kadın oranında bir farklılık vardı bayağı bir. Şu an kişi sayılarına baktığımız zaman yüzdeliktekiyle hiç farkı yok. 10 ve 9 olmuş. 9 tane kadın, 10 tane erkek. Yüzdelikte hatırlarsınız bayağı bir fark vardı arada. Ama kişi sayısına düştüğü zaman çok birbirine yakın. Biri 10, birisi 9. Belki de kadınlar bu yarışmayı kazanacak ve bir finalistimiz ve bir kazanımız olacağına göre bakalım neler olacak. Ben eğitim durumlarına dönmek istiyorum. Bakalım hangi eğitim gruplarında bu oranlarımız var. 12 kişi lisans, 4 kişi lise, 3 kişi ön lisans olarak kalmış ve burada gördüğünüz üzere eğitimi yüksek olanlar yani lise, ön lisans ve lisans olarak sıraladığımız zaman sadece eğitim yüksek olanlar. Yalnız ilginç bir şey var. Doktora ben göremiyorum ve yüksek lisans göremiyorum. Demek ki bilgi her zaman eğitimli olmuyor. Eğitim şart ama bilgi birikiminiz tabii ki zamanla yarıştığınız için ve ne kadar iyi konsantre olursanız bunun da çok önemli olduğu için burada gördüğünüz istatistiklere baktığımızda bunu arıyoruz. Şimdi kısa bir ara rica ediyorum sizlerden. Bir reklam arasına giriyoruz. Finale çok az kaldı. Lütfen hazır bir şekilde bekleyiniz. Yarışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben hemen tablomun yanına dönmek istiyorum. Lisans olarak 12, lise olarak 4, ön lisans olarak 3 kişinin yarışmacı olarak şu anda bizlerle devam ettiği bir tablomuz var ki bu ne demek oluyor? Artık yarışma her an bitebilir. Her an bir soruyla bunlar da yenebilir ve final olup kazanan özellikle belli olabilir. Şu anda artık reklamdan çıktık. Sizlerin de görmekte olduğu gibi ekranlarımız karşısındayız. Hemen hızlı bir şekilde yine yarışmaya devam edin. Lütfen hazırlıklı olun çünkü buraya kadar gelenler şu anda çok sıkı bir rekabetle yarışıyor ve elenecekler. Sadece ama sadece bir kişi bu yarışmada kazanan olacak ve ona da 1000 TL'lik ödülümüz var. Bunu da özellikle söylemek istedim. Şimdi sizlere bir sürprizimiz var. Bir konuğumuz var. Ben hemen konuğumuzu buraya davet etmek istiyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. Şöyle hızlıca sizi alalım buraya. Çünkü bu çok heyecanlı ve süreyle yarışılan bir program. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz ortamı ve yarışmayı? Hayırlı olsun. Çok güzel. Sorular falan nasıl? Değişik, farklı bir yarışma. Katılıyor musunuz siz de böyle mesela bu tür yarışma programlarına? Zamanım olmuyor ama bu çok değişik, güzel bir yarışma. Peki o zaman. Ben şimdi hemen sizlere dönüyorum. Yavaş yavaş yeni sorum hazırlanıyor. Ve özellikle de sorularımıza doğru yanıt vermeniz gerekiyor. Yanımızda da bir sürpriz konuğumuz var. Ve o da birazcık heyecanlı. Onun da heyecanını gidermek isteyeyim. Ama niye bu konuyu çağırdık? Şimdi onu da merak ediyorum. Acaba sorumuz bununla mı alakalı? I Kiss You sloganıyla dünyada büyük bir üne sahip olan
Canlı yayın konuğumuzun adı nedir? I Kiss You sloganıyla dünyada büyük bir üne sahip olan canlı yayın konuğumuzun adı nedir? Hemen bakıyoruz. Cevaplarımızı sizler gördünüz. Hayrettin Karaoğuz, Arnavut Şevket, İnternet Mahir, Atalay Demirci şıklarımızda süre doldu. Acaba kimler yanıt verdi buna, doğru yanıt verdi? Ben de çok merak ediyorum. Ve özellikle sizlerin de görmekte olduğu gibi süremiz doldu. Şu an itibariyle artık bu soruya cevap veremiyorsunuz süre dolduğundan ötürü. Hemen cevapları almak istiyorum. Ben tabloma dönüyorum. Şöyle kısaca hemen hızlı bir şekilde yanlış cevaplarımız yansın. Gördüğünüz üzere yanlış cevaplarımız yanıyor ve doğru yanıt internet Mahir'di. Hoş geldiniz programımıza. Size özellikle böyle sürpriz yaptık ki adınızı söylemedik. Nasıl buldunuz? Kendinizi daha önce hiçbir yarışma programında gördünüz mü? Öncelikli olarak soru olarak. Duymuştum birçok yarışmada kullanıldığım ama bu daha çok bilgi ağırlıklı. Tabii güzel bir bilgi yarışması bu. İnternet online ağırlıklı bir yarışma olduğu için daha güzel. Daha yeni bir ses getirecek sanırım. Zaman geçtikçe katılım da artacak. Belki bütün dünyayı da saracak yani. Sizin gibi dünyaya mal olmuş bir yüz değil mi? İnternet Mahir lakabı şimdi kime sorsanız herhalde biliyorlar. Peki benim merak ettiğim daha çok Türkiye'de mi yoksa yurt dışında mı çok tanınıyorsunuz? Tabii Amerika'da, Avustralya'da, İskandinav ülkelerinde internetin çok fazla yaygın olduğu ülkelerde de çok fazla daha biliyorlar. Çok. Ya, evet, yani. Peki hoşnut musunuz bu durumdan, bu kadar tanınmaktan? Bu dünyaya güzel mesajlar veriyorsanız, iyi seviliyorsanız, her insan grubu, her yaş grubu, her şey seviyor. Ve Türkiye için de gurur. Türkiye'de de bunu yazdılar Yeni Radikal'da. Gurur duyuyorum tabii. Ülkemi de temsil ediyorum. Eğlenceli gidiyor şey. O zaman hayat şu harika an sizin için. Şey. Memnunsunuz yani durumdan. Yeni projeler oluyor, filmler oluyor, reklamlar oluyor, diziler oluyor. Ya dünyanın her tarafında. Her tarafta sarılıp öpenler oluyor. Çok fotoğraf harika. Çektirenleri gördüm ben burada siz geldiğiniz zaman yoğun bir şekilde. Bunu çok yaşıyorsunuz herhalde sokaklarda. Onu çok yaşıyorum abi. Özellikle peki Amerika'da, İngiltere'de. Peki ben şunu çok merak ediyorum. Sizi tanıyanları cinsiyete göre değerlendiğimiz zaman sizin fikriniz ne? Kadınlar mı daha çoktur, erkekler mi? Benim fikrim. Hadi dönelim bakalım. Erkekler %8 sizi tanıyor. Kadın olarak da %7 olarak. Ben hep yüzde diyorum sevgili izleyenler çünkü artık yüzdelikleri geride bıraktık. Bunların hepsi kişi sayısı 8 tane erkek, 7 tane kadın ve şu anda 15 kişi kaldı. 19'du biliyorsunuz sayımız. Yani yine elenenler olmuş ve kadınlar 7, erkekler 8 kişi olarak şu anda yarışıyorlar. Sorumuz biliyorsunuz internet mahirdi cevabı. Zaten stüdyo konuğumuzdu. Şimdi ben eğitim durumlarını da çok merak ediyorum. Eğitim durumlarına göre baktığımız zaman lisans 10 kişi, lise 3 kişi, ön lisans 2 kişi, toplamda 15 kişi. Gördüğünüz üzere sizi en çok tanıyanlar üniversite öğrencileri, lisanslar. Hemen sonrasında lise ve sonrasında da ön lisans geliyor. Ve ben size çok teşekkür ediyorum buraya konuk olduğunuz ve bizim sorumuzun kahramanı olduğunuz için. Sizi şöyle uğurlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Evet, konuğumuzu uğurladık. Sorumuzun yanıtlarını ve istatistiklerini de değerlendirdik. Artık dediğimiz gibi 15 kişiyle yarışıyoruz. Sizlerin de gördüğü üzere her an yarışma bitebilir. Her an şu anda gelecek olan soruyla alakalı olarak yanlış cevap verenlerin sayısı artarsa program orada soru olayını bitirebilir. Ben şimdi yeni sorumuz için birazcık sizlerden hızlı olmanızı istiyorum. Ve yavaştan duvarımın önüne geldim. 3, 2, 1 demeye kalmadı. Hangisi bir renk adıdır? Fil dişi, fil elması, fil kulağı, fil hortumu. Hangisi bir renk adıdır? Duvarımı bu renge boyamak istiyorum gibi bir şey söylediğinizde mesela fil elması, fil hortumu, fil kulağı, fil dişi hangisi bir renk adıdır? Süremiz doldu. Şu an itibariyle bu soruya yanıt veremiyorsunuz çünkü süreyi doldurduk. Acaba bu soruda kimler elendi? Zaten şu anda 15 kişiydik. Bakalım bu 15 kişiden kaç kişiyi daha geride bırakacağız? Ben özellikle cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yavaştan da gidelim. Acaba ilk olarak yanlış cevaplarımızı alalım. Yanlış cevaplarımız yansın. Fil kulağı, fil elması, fil hortumu ve tabii ki doğru yanıt A şıkkı, fil dişi. Evimin duvarlarını fil dişine boyamak istiyorum.
Mesela buradan hatırlayabileceğiniz bir soruydu. Süre doldu, bu süre zarfı içinde A şıkkı yani fil dişini doğru bilenler ve yanıtlayanlar yarışmaya da ilerlemeye yine hak kazandı. Ben özellikle merak ediyorum. Bakalım bu soruya medeni durum açısından değerlendirdiğimizde kimler nasıl cevaplar vermiş? 12 kişi bekar, 3 kişi evliymiş ve bu soruda 15'te 15 bir doğru yanıtımız var. Yani elenen yok. Çünkü eğitim düzeyleri sizlerin de görmekte olduğu gibi yüksekti tablomuzda. Özellikle yarışmacıların eğitim düzeyine ve bilgi birikimine de dayalı sorular olduğu için. Şu anda 12-3, toplamda 15. 15-15 gidiyoruz. Hiç elenen yok. Daha sıkı bir rekabet, daha kıyasıya bir yarışma olacak gibi gözüküyor. Ben özellikle artık birazcık daha zor soruları beklediğimi söylemek istiyorum. Sorularımızı birazcık zorlaştıralım. Hemen geçiyorum ve yeni sorumuz gelsin ekranımıza. Şu an itibariyle yeni sorumuz geldi. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apollo 11 uzay aracıyla Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong hangi yılın 21 Temmuz'unda bu ünvana sahip oldu? A 1959, B 1969, C 1965, D 1973 ve süremiz doldu. Bu sorunun cevabını gerçekten ben biliyorum ama burada sunucu olduğum için şu an katılamadığımdan yanıtlayamıyorum. Bakalım bu soruya nasıl cevaplar gelecek? Ben de çok merak ediyorum. Doğru ve yanlış cevaplarımızı gördüğümüzde acaba elenenler olacak mı? Hemen tabloma tekrardan yaklaşalım. Şöyle de bir genel vaziyeti sizlerle paylaşayım soruda. Ve cevapları alalım. Önce yanlış cevaplarımız yansın. Bakıyoruz. C, A, D ve tabii ki 1969 B şıkkıydı. Bu sorunun yanıtı. Ben burada çok elenme olacağını düşünüyorum. Çünkü tarihle arası iyi olmayanlar, ezberi iyi olmayanlar bunu çok hatırlamayabilirler. O yüzden önemli bir soruydu. Acaba hangi gruplar, kimler buna yanıtlarda bulundu? Bunu da çok merak ediyorum. Sizler de mutlaka merak ediyorsunuzdur. Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Apollo 11 uzay aracıyla Ay'a ayak basan ilk insan olan Neil Armstrong'un hangi yılda bu ünvana sahip olduğunu sormuştuk ve 1969 cevabı doğru yanıtımızdı. Ben eğitim durumunu istemek istiyorum. Özellikle eğitim durumu çok merak ettim bu soruyla alakalı olarak. Eğitim durumuna baktığımızda 1 kişi lise, 1 kişi ön lisans, 7 kişi lisans. Evet, üniversiteden 7 kişi bu soruyla ilgili şu anda katılımcı ve eğitim düzeyinin yüksek olduğunu gördüğümüz bir soru oldu bu. Buradaki sayıyı görmektesiniz. 7, 8 ve 9. 6 kişiyi geride bırakmışız. 6 kişi artık bizimle yarışamayacak. Burada gördüğünüz 9 kişiyle yolumuza devam edeceğiz. Sizlerin de görmekte olduğu gibi eğitim düzeyleri. İşte gördüğünüz üzere bağlan ve kazan özellikle sorular ilerledikçe ve sayılar azaldıkça çok heyecanlı bir yarışma. Şimdi bir de medeni durumlara bir göz atalım. Bakalım. 8 bekar, 1 evli sayı olarak baktığımızda 8 kişilik bir bekar grubu bu soruya yanıt vermiş. Evli bir tek kişi var. Genel dağılıma baktığımız zaman da eğitim durumu ve bakın bekarlıkta da yine büyük oranla öğrencilerin çok daha fazla doğru yanıt verdiği ve katıldığı bir soru olmuş bu soru. Buradaki verilerden bunu anlıyoruz. Ve ben artık böyle yavaş yavaş da daha da hızlanmanız gerektiğini söylüyorum. Çünkü sadece 9 kişi kaldınız. Artık yüzdelik oranlar her şey bitti. Şimdi dilerseniz bir tahmin sorusu yapalım. Bu soruyla beraber bakalım nasıl olacak. Ve ben şöyle artık sizlere tahmin sorumu sormak üzere buranın çok sıcak olduğunu düşünerekten hemen tahmin sorusu sormak üzere şöyle bir ilerlemek istiyorum diğer stüdyoya doğru. Aynen sevdiğim bir stüdyoya daha geldim. Böyle özellikle sizlerin de çok beğendiği ve keyif aldığı bir stüdyodayım şu anda.
Böyle Abdullah Usta'nın yerine geldim. Böyle inanılmaz yemekler yapıyor burada. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi kavanozları falan da dizmiş. Burada normal hafta içi bir yemek kokusu oluyor. Ben çekimde olduğum için gelemiyorum tabii buraya ama bu koku içerisinde o kadar lezzetli yemekler yapıyor ki kıskanmamak elde değil. Hele ki benim gibi siz de böyle çok fazla yemekle aranız iyi değilse, yapma konusunda, yemek konusunda çok iyiyimdir. Bu konuda iyi değilseniz bilmiyorum yani aslında birazcık şuraları bir karıştırmak da istiyorum. Acaba tahmin sorusu olarak sizlere ne bulayım? Bu arada bunlar hep kilitli olur. Abdülhosta da bugün şansımıza bunları kilitlememiş. Oh, buram buram da baharat kokuyor. Tabii bir böyle yemek programı yapan bir kişinin alanına girdiğimiz zaman mutfağı da gezmek elde değil. Bakın görüyorsunuz. Şöyle alayım. Aman Allah'ım. Soğanlara bakın nasıl hazırlamış. Bunları büyük ihtimal hafta içinde yapacağı yemek için ayırdı şimdiden böyle. Kavanozları da var. Ben çok kurcalamak istemiyorum aslında korkuyorum ama şöyle burada tartısını da görmekteyim. İlginç de bir tartısı var. Burada tabii onların hep ölçülerine bakıyor ve onların ölçülerini ayarlıyor. Şimdi bir mutfaktayız ama ne sorsam size baharatlar var, önümde kavanozlar var. Şöyle gidiyorum bakalım burada kıyma makinesi var. Yine baharatlıklar var. Mesela burayı şey yaptım. Hemen şuradan bardaklarımızı kontrol edeyim. Burayı çok beğenmedim. Çok bardakla ilgili bir şey bulamadım. Nasıl dizmiş bakın gördünüz mü? Marmelatlar falan hepsi burada duruyor. Beni şu an burada görse bilmiyorum ne yapar. Şu kavanoz dikkatimi çekti. Özellikle bakıyorum. Renk renk makarnalar. Kavanoz da böyle biraz ağırca. Ama şöyle baktığımız zaman nohutları görüyorum. Barbunya ile aram hiç iyi değil. Barbunya'yı şöyle götürüyorum. Mısır ve kırmızı mercimek var. Şöyle aldım ve ben tahmin sorumu sormak istiyorum sizlere. Elimde görmekte olduğunuz kavanoz, kavanozla beraber içindeki nohutun ağırlığı kaç gramdır? Evet, sorumuz bu. Ben hemen buraya bırakıyorum. Sizlere bir kez daha soruyu tekrar etmek istiyorum. Elimde görmekte olduğunuz kavanoz ve içindekinin ağırlığı toplam kaç gramdır? Buna en yakın yanıtı bekliyorum. Onu da hatırlatmak isterim. Ve bu yüzden bu soruyu size soracağımı söylemek istiyorum. Buraya gelmişken en fazla dikkatimi çeken şey bu nohut oldu. Bilmiyorum siz hatırlar mısınız nohutu? Yeşil yeşil böyle taze taze yerdik. Ve sorumuz ekranımıza geldi. Sizler de görmektesiniz. Nohut kavanozla beraber tahminen kaç gramdır? En yakın yanıtı bekliyoruz. Hemen buraya bırakıyorum. Ve sizlerin hızlı bir şekilde bu soru yanıtlamasını bekliyorum. Süremiz doldu. Ben ağırlığını görüyorum. Toplam ağırlığımızı merak ediyorsunuz diye düşünüyorum. Süre de doldu. Kameraman arkadaş yaklaşıyor ve 1476 doğru olarak en yakın cevabınızdı. Ben hemen stüdyoma doğru koşuyorum. Bir diğer stüdyoya geçtim. 1476 sizlerin de görmekte olduğu üzere kavanozdaki nohutla beraber kavanozun ağırlığı. Buna en yakın cevabı arayacağız şimdi. Bakalım cevaplarımıza doğru ben hemen duvarıma yaklaşayım her zaman olduğu gibi. Bakalım tahmininiz ne? 1476 ve şu an itibariyle kazananımız belli. Yani yarışmamız şu an itibariyle bitti. Ve bu yarışmada soruları yanıtladılar. Bakalım. Ve Türkiye İzmir'den Murat Özcan bugünün kazananı, yarışmamızın birincisi, aynı zamanda kazananı ve 1000 TL'lik ödülü hak eden Türkiye İzmir'e gönderiyoruz. İzmir'den Murat Özcan bu gecenin kazananıydı. Kendisini tebrik ediyoruz ve Murat Özcan bugün bağlan ve kazanın kazanan yarışmacısıydı. İşte bağlan ve kazan, her zaman söylediğimiz gibi yarışması ve katılması en kolay yarışma programı. Bizler önümüzdeki haftaya yine buradayız. Önümüzdeki hafta için sizleri bekliyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın.